mühim bir meseleyi konuşalım diye başka şeyler bu akşam da huzurlarınızda ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nedir o mühim mesele diyeceksiniz? Mezhepler. Mezhepler İslam birliğinin önünde bir engel midir? Şayet bir engelse buradaki mezhepler ifadesinin içini nasıl doldurmalıyız? Mezheplerin İslam birliğinin önünde bir engel gibi görünme iddiası mezhep düşmanı ve mezhepleri gereksiz gören kimselerin ekmeğine yağ süren bir malzeme haline getirilir mi? Bazı art niyetliler eliyle. Dolayısıyla bu mezhepler meselesi nedir ve nereden çıktı? O kadar çok şeyler konuşuluyor ki hani ya Hazreti Peygamber'in mezhebi neydi Allah aşkına? Diyecek kadar mezhep mevzundan haberi olmadığını ortaya koyan da var sorusuyla. Tam tersi başka başka söylemlerde en iyi konu bu meseleyi A'dan Z'ye dört başı mamur bir şekilde vaktimizin el verdiğince bu akşam konuşmaya çalışacağız başka şeylerde. Kıymetli bir misafirim var. Yoğun çalışma temposunun içerisinde. Bunu hani kendisine bir iltifat olsun diye değil de belki sizlerin de duasına vesile olur diye ifade ediyorum. Hakikaten yoğun bir çalışma temposunun içerisinde. Sağ olsun bizi kırmayıp teşrif etti. Yalova Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi yardımcı doşent doktor Ebu Bekir Sifil Bey. Hocam, hocam hoş geldiniz. Evet. Sefalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocam, mesele mühim. Soracağım evet. çok soru var. Doğrusu nereden başlasam diye de düşünüyorum. Mezhepler deyince, şimdi amelde mezhepler, itikatta mezhepler var galiba. Evet. Bunun dışında mezhepler var. Mezhep deyince biz neyi anlamalıyız? Teşekkür ederim. <laughs> Mezhep yol demek, yol. Yani bir hedefe varmak için izlediğiniz güzergah, izlek, neyse o sizin mezhebiniz, gittiğiniz yol. Hakikaten çok kafa karışıklığını gördüğümüz, tespit ettiğimiz bir mesele bu. Açarken siz de sordunuz, söylediniz. Peygamber Efendimizin mezhebi var mıydı? Kur'an bir, sünnet bir, peygamber bir, kıble bir, Allah bir. Bu kadar mezhep ne nereden çıktı? Eee mezhepler olması olmaz mıydı? Sebep mi? Tabi tabi. Mezhepler olması olmaz mıydı? İşte bugün gördüğümüz bir kısım arızalar var. Bunlar mezhepten mezhep ayrılığından kaynaklanan şeyler. Bunları ortadan kaldırırsak, mezhep ayrılığını ortadan kaldırırsak bu arızalar da ortadan kalkar gibi ilk bakışta mantıklı gibi görünen ama meselenin biraz içine girildiğinde çok da altının dolu olmadığını tespit ettiğimiz bir mesele bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, vahyi Cenab-ı Hak'tan alıp ümmetine aktarıyordu. Yaşadığı dönem içerisinde e, bilgi kaynağıydı, hüküm kaynağıydı, başvuru merciydi, her şeyiyle örnekti, önderdi vahiy ile toplum arasında bir vasıtaydı. İnsanların başına bir şey geldiğinde, bir mesele ortaya çıktığında, bir şey merak edildiğinde Efendimiz'e sorulurdu. O da cevabını verirdi. Nasıl verirdi? İki şekilde verirdi. Ya sorulan soru üzerine hemen vahiy inerdi. Efendimiz o vahiy ile cevap verirdi. Ya da e, ihtihad ederek ki bu da ihtilaflı ihtihad etmiş midir efendimiz etmemiş midir ama ihtihad ettiğini söyleyenlerin görüşünü kabul ederek söyleyelim ya da ihtihad etmiştir. E, İhtihadıyla hüküm vermiştir. Eğer bir hata olduysa hasbel beşer. vahiy hemen iner ve onu düzeltir. Dolayısıyla efendimizden İslam'ın tebliği, dinin tebliği, Kur'an'ın tefsiri bağlamında sadır olmuş ne varsa hepsi ya açık ya örtülü biçimde vahyin onayından tasdikinden geçmiştir. Ee, dolayısıyla efendimizin mezhebi neydi sorusu anlamsız bir sorudur. Yani efendimizin mezhebe ihtiyacı yok. Efendimiz vahiyden besleniyor çünkü oradan. Peki efendimiz dönemindeki sahabelerin mezhebe ihtiyacı var mı? Hayır yok. Onların da yok. Tabii ki bilgi kaynağı ortada çünkü. Canlı aranızda yaşıyor. Her türlü şeyi soruyorsunuz, cevabını alıyorsunuz. Sizin ayrıca oturup iştihat etmenize bu şöyle miydi, böyle miydi diye sorup e, bir arayışın içine girmeniz gerek yok. Çünkü Efendimiz hayatta. Peki sonradan bu mezhep ihtiyacı hangi zamanda, niçin çıkmış hocam? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz terki dünya ettikten sonra e, bizzat onun yanına gidip, huzuruna gidip meseleleri ona arz etme imkanı kalmadı. Eh. Bu kapı kapandı. Ama onun irtihalinden hemen sonra da meseleler çıkmaya başladı. Yani bu ümmetin halifesi kim olacak diye bir mesele çıktı mesela. Efendimiz ortada yok ki gidip ona sorarsınız. E ne yapacaksınız? Çeşitli mekanizmaları işleteceksiniz. Bunlardan birisi şuradır mesela. Oturur tartışırsınız bir mesele ortaya çıktığında. Şuradan bir karar çıkar uygularsınız. Toplumsal meselelerde genellikle böyle olmuştur. Yani ilk dört halifeye baktığımızda bunlar toplumun genelini ilgilendiren meselelerde e, umumiyetle e, bir istişare mekanizmasını işletmişler. Şimdi şu geliyor aklıma. Sözünüzü unutmayın ne olur. Hani peygamberimiz zamanında mezhep mi vardı demek peygamberimiz zamanında halife mi vardı deyip de hilafet kurumuna evet, karşı çıkmak e, kadar saçma. Anakronizmdir bu yani. Bu anakronizmdir. Evet. Dolayısıyla ilk dört halife döneminde biz bu istihat meselesini çok net biçimde görüyoruz. Hani Hazreti Ebu Bekir'e birisi gelip bir gün bir soru soruyor. Bir e, nine mirastaki payını soruyor. Hazreti Ebu Bekir araştırıyor, bakıyor, düşünüyor, diyor ki senin için Allah'ın kitabında ve Peygamber Efendimiz'in sünnetinde bir hüküm bulamıyorum. Sen git bir süre sonra gel ben istişareyle danışarak bu meseleyi halletmeye çalışayım. Hmm. Sahabenin alimlerini topluyor. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud ve diğer alim sahabileri, fakih sahabileri topluyor. Onlarla istişare ediyor ve oradan bir hüküm çıkıyor. Şimdi ninenin mirastaki payı konusu e, Ali vesselam Efendimiz zamanında gündeme gelmemiş bu sorulan özel olay. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda özel bir hüküm yok. Dolayısıyla iştihat mekanizması işliyor. Ha, orada bir e, toplu iştihat mekanizması var tabir caizse. Yani istişari bir iştihat mekanizması var. Alim sahabiler toplanıyorlar ve karar veriyorlar. Hz. Ebu Bekir'den sonra bu genellikle Hz. Ömer döneminde çok sık karşılaşılan bir şeydir. Çünkü Hz. Ebu Bekir'in hilafeti malum çok kısa sürmüş, uzun sürmemiş. Hz. Ömer döneminde bunu çok sık görüyoruz biz. Hz. Ömer biraz da belki başına gelecek şeyleri tahmin ettiği için ee, seçkin alim sahabileri Medine dışına çok fazla göndermiyor. Abdullah bin Mesud, Ebu Musel Eşari gibi bir kısım örnekler dışında. Çünkü Medine merkezdir ve Hazreti Ömer'in onlara orada çok daha fazla ihtiyacı var ümmet adına. Her an ihtiyaç olabilir. Evet. Evet. Dolayısıyla o orada bu buna dair gerçekten çok fazla örnek var, yaşanmış örnek var. Hazreti Ömer bazen bir meselede hüküm veriyor, Sonra bu hükmü bir alim sahabi duyuyor. Mesela Hazreti Ali duyuyor. Hemen müdahale ediyor. Bu böyle değil şöyle olmalıdır diyor. Veya Hazreti Ömer'e bir mesele getiriliyor. Hazreti Ömer istişare üyelerini, şura üyelerini topluyor ve onlara danışarak bir hüküm veriyor. Çok sayıda örnek var bununla ilgili yaşanmış olarak. Burada hemen bir ara soru sorayım hocam parantez içinde. <laughs> Mesela Hazreti Ömer'in bir konuda verdiği hükme Hazreti Ali muhalif bir şekilde yaklaştığında evet. İslam birliğine sıkıntı mıdır bu? Hayır bunlar fıkhi meselelerdir. Yani İslam birliğini bozan şeyler fıkhi mezhepler değil. Evet. Ee, kelami e, itikadi mezheplerdir. Belki biraz sonra bunlara ayrıca gireriz. Fıkhi mezhepler e, çok ekstrem durumlar, örnekler dışında e, ki onların da temeli mutlaka gene itikadi tercihlere dayanır. Onlar dışında çok fazla ümmet arasında kavga, gürültü, ayrışma vesilesi olmamıştır. Çünkü beslenilen kaynak aynıdır, tektir. Ve bu alanda yani fıkhi alanda istihat etmek, dolayısıyla ihtilaf etmek kaçınılmaz bir şeydir. Ya hocam özür dilerim. Mesela tarih boyunca baktığımız vakit bir Hanefi Şafi, bir Maliki Hanbeli kavgası, böyle bir savaşları falan böyle bir şey var mı? Ya da şu an böyle bir gündem var mı? Zaman zaman tarih içerisinde Hanbelilerle diğer mezhepler arasında e, lokal bir kısım arızalar yaşanmış ama bunların temeli e, fıkhi değil itikadidir. Çünkü bir kısım evet. Hanbeliler itikatta e, müşebbihe mücessime dediğimiz mezhebi benimsemişler ve o itikadi tercihlerden kaynaklanan bir ayrışma olmuş. Yoksa bizatihi Hanbelilik ya da Hanefilik bunun sebebi değildir. O zaman şöyle diyebilirim yani ameldeki mezhepler hiçbir şekilde ümmeti Muhammed'in birliğine bir olmasına mani değildir. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu kaçınılmaz bir şeydir Serdar Bey. Yani bu mezhepler olmasaydı olmaz mıydı diyemezsiniz. Bu mezhepler olacaktı. Niye diyemeyiz? Niye, niye? Şunun için. Şimdi Kur'an'daki ayet sayısı sınırlı. 6600 küsür. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ee, hükme bağladığı, hakkında bir şey söylediği olaylar da sınırlıdır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra hadiseler durmuyor ki. Yani her an her şey e, meydana gelebilir. Bununla ilgili dinin, e, din adına hüküm verme konumunda olan insanların bir şey söylemesi lazım. E, bu insanlar neye göre söyleyecekler bunu? Açıp Kur'an'a bakacaklar, sünnete bakacaklar. Oradan ne anladılarsa, nasıl anladılarsa onu Söyleyecekler. Bu böyle lanet tayin olan bir şey değil onu da söyleyelim. Yani bu söylediğimiz şeyden şu anlaşılmasın. E, madem tarihte bu oluyordu bugün de olsun başımıza bir şey geldiğinde başka birine sormamıza gerek yok. Kur'an sünnet elimizde herkes baksın buradan hüküm çıkartsın amel etsin. Öyle bir netice buradan çıkmaz. Neden? Çünkü Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkartma meselesi bir ihtisas meselesi. Bunu biraz açalım mı? Neden tamam. ihtisas? Mesela, e, Arapça bile bilmiyorum ama Kur'an-ı Kerim'in meali var, bilgisayar var. Bütün bilgilere ulaşabilirim, kitaplardan haberdarım. Benden öncesi var. Niye ben bir hüküm çıkartamam? Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu sorunun cevabı, neden ihtilaf edilmiştir sorusunun cevabında gizli. Neden ihtilaf edilmiştir? Çünkü, e, bunun Kur'an ve sünnetten kaynaklanan, ee, artı Kur'an-Sünnet'te yer almayan meselelere dair olan iki tane sebebi var. Yani birinci ihtilaf sebebi Kur'an ve Sünnet'te yer alan bir kısım nasların ayetlerin hadislerin bizatihi yapısından kaynaklanır. İkincisi de Kur'an'da Sünnet'te bir hüküm yoksa bir mesele hakkında ne yapacağız sorusundan kaynaklanır. Hı hı. Şimdi Kur'an ve Sünnet'te e, yer alan ahkam nasları yani ahkam ayetleri ve ahkam hadisleri. Ahkam derken hüküm bildiren, şunu şöyle yapın bunu böyle yapmayın gibi hüküm bildiren ayet ve hadisler. Bunların hepsinin ifade tarzı, beyan tarzı aynı netlikte değil. Bir kısmı bizim teknik tabiriyle müşterek dediğimiz mesela e, kelimelerden oluşuyor ki her dilde vardır bu. E, en basit hemen akla gelen bir örnek Kur'an-ı Kerim'de e, abdestle ilgili hükümler getiren ayette evlames tümün nisa diye bir ifade var. Veya kadınlara dokunduğunuz zaman. Şimdi kadınlara dokunmak nedir? İmam Şafi diyor ki buradaki kadına dokunmaktan maksat bizatihi arada bir engel bulunmaksızın kadının tenine dokunmaktır. Yani bu illa namahrem kadın gerekmiyor bunun için. Çünkü öyle bir ifade yok ha, ayette. Tabii, tabii, kadın diyor. Tabii. Yani e, dolayısıyla eğer arada bir engel bulunmaksızın eliniz bir kadının eline değdiyse abdestiniz bozulmuştur. Çünkü dokunma kelimesi var burada. Hı hı. İmam Ebu Hanife diyor ki hayır buradaki dokunma mecazi bir ifadedir, kinayi bir ifadedir. Burada cinsel ilişki kastedilmiştir. E, şimdi hangisi doğru? Türkçe'de de var biz kadına dokunmak deriz. Değil mi? Sana dokundun mu bu deriz veya falan filan dokunmuş mudur deriz. Ne kastederiz? Bu örtülü bir ifadedir. İlişkiyi kastederiz bazen. Ama bazen de doğrudan doğruya teması kastederiz hı hı. yani. Aslında özür dilerim. Tam Mesela yeri geldi mi? hocam. Mesela İmam Şafii ve İmam Azam'ın bu konudaki iştihatlarını kaldırdığımız vakit şöyle zannediliyor. Ümmet Muhammed, bu misal üzerinden konuşalım. Evet. Bir olacak. Hayır, Tek bir yok. şey anlayacak. Peki hem İmam Şafii'nin içtihadını bir kenara bıraksak, hem İmam Azam'ın içtihadını bir kenara bıraksak Sadece bu kadına dokunmayın. Dokunma meselesi. İşte 2 milyar Müslüman varsa 2 milyar ayrı yorum çıkabilir demek bu, değil mi? Yani yeni Yani Şafi... birliğe değil de ayrılmaya hizmet Tabii edecek. Ki bir şey. Yeni Şafii ve Hanefi mezhepleri çıkar ortaya demektir. Bu hasılın tahsilidir eskilerin ifadesiyle. Çok güzel. Hasılın tahsilidir bu. E i̇şte bu türlü müşterek meseleler, müşterek ifadeler ya da mücmel kapalı ifadelerden dolayı bunların anlaşılmasında ihtilaf edilmesi gayet tabidir. Hatta zaruridir. Ee, bir ikinci mesele, bir husus e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından iki ayrı şekilde hükme bağlanmış olabilir. Bu çünkü tedris dediğimiz bir şey var. Nesih dediğimiz bir şey var. Hükmü kaldırılan ayetler, hükmü kaldırılan hadisler var. Zaman içerisinde bunlar arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağına dair metodolojik ayrışmalar, ihtilaflar da var. Şimdi ne yapalım? Şafiiler, Şafi mezhebine mensup kardeşlerimiz namazda rüküye giderken, rüküden kalkarken ellerini kaldırırlar. Hanbeliler de öyle yaparlar. Ama Hanefiler yapmazlar mesela. Bu ayrışmanın kaynağı nedir? Bu ayrışmanın kaynağı ilgili rivayetlerdir. Ya burada biz bu hadisleri kaldırıp atalım, bu mesele bitsin demek çözüm getirmez ki. Nasıl amel edeceksiniz Bunlardan birini tercih etmek durumundasınız. Tercihi de bir metodolojiye dayanarak yapmak zorundasınız. Rastgele olabilecek bir şey değil bu. Dolayısıyla e, hakkında hüküm bulunan, ayet ya da hadise dayalı hüküm bulunan, nas bulunan meseleler e, arasında iştihada konu olanlar vardır hakkında ayet var, hadis var dolayısıyla ihtilaf edilmemelidir demek ya bu meselelerden haberdar olmayan ya da ön art niyetli olan insanlardan sadır olabilecek bir şeydir. Meselenin birinci yönü bu. İkinci yönü hakkında hüküm bulunmayan, ayet hadis bulunmayan meselelerde ne yapacak? Hadise, hadisatın sonu yok. Kur'an'da ve sünnette birebir buna tekabül eden bir şey yok. Nasıl hareket edecek? Burada ehli sünnet mezhepler şöyle demişler ittifak halinde. Eğer bir mesele Kur'an'da ve sünnette yoksa biz üçüncü bir bilgi kaynağı olarak sahabe-i kirama bakarız. Onlar Eğer herhangi bir meselede bir şekilde ittifak ya da ihtilaf ederek hüküm vermişlerse biz ittifak etmişlerse ittifakı alırız. İhtilaf etmişlerse ihtilaflı görüşlerden birini alırız. <laughs> İmam Ebu Hanefe'den bizzat nakledilen bir şeydir bu. Ben bir meselede bana bir mesele sorulduğunda Kur'an'a bakarım hükmü var mı Kur'an'da bulursam mesele yok. Bulamazsam sünnete bakarım. Sünnette eğer o meselenin hükmü varsa aynen onu alır uygularım. Sünnette de yoksa sahabeye bakarım. Eğer sahabe ittifak etmişse zaten benim için başka bir delil arama ihtiyacı yoktur. Aramak da caiz değildir çünkü sahabenin icmağı kat'i bir delildir. Niye öyledir? Gerekirse konuşuruz. İzma etmişse sahabe biz bunu alırız. Ben bunu alır amel ederim. İhtilaf etmişse sahabe o zaman ben bu ihtilafın dışına çıkıp üç kişi ihtilaf etmişse dördüncü bir görüşü de ben ileri sürmem. İki kişi ihtilaf etmişse Bakın. ben üçüncü olmam. Bu ikisinden birini alırım demiş. Peki sahabede de yoksa ne yaparız? İşte o zaman İmam Ebu Hanife diyor ki Hum racul nahnu racul. Tabiine geliyor iş çünkü. Hmm. Onlar adamsa biz de adamız diyor. Kendisi de tabiindendir. Bir mezhep kurucu imam olarak. Diyor ki eğer sahabeden sonrasına geldiyse iş orada ben istihat ederim. Hocam bir gene bir bölüm ama unutmayın siz kaldınız. Bu aslında şu demek. Hani ben Hanefi'ye ya da Şafi'ye ihtiyacım yok. Direkt kendim yapabilirim diyen insan herhangi bir meselede mesela evliliğinden namazı nasıl kılacağına, orucu nasıl tutacağından Hayatın içindeki dine dokunan her meselede Kur'an ne diyor? Bilmesi lazım. Kur'an o konuda bir şey demiyorsa hadisler ne diyor? Sünnet seniye ne diyor? Bilmesi lazım. Bun ikisinde de hüküm bulamıyorsa bunlara dair sahabe-i kiram ne demişler? Bunları da bilmesi lazım. onlarda da bir şey bulamazsa adamların ne dediğine bir dönüp bakması lazım. Zaten bu dördünün bakması gerektiğini bilen kişi de onlar da adamdı, ben de adamım diyemez. Evet. Adamların önünde bir el pençe divan durmayı bilir ki adamlığı ortaya çıksın. Ya öyle olmak zorundadır Serdar Bey. Çünkü e, ihtisaslaşma çağındayız. ya Bu hep söylenir, ben de sık sık söylerim. Karnımız ağrıdığında doktora gidiyoruz. Hukuka dair bir işimiz olduğunda avukata gidiyoruz. E, neden? Çünkü ihtisaslaşma çağındayız. Bizim e, gözden kaçırdığımız çok önemli şeyler olabilir. Hayati meseleler olabilir. Dolayısıyla bu işin erbabına soralım deriz. Şimdi mesele din olunca e, işin erbabı aklımıza gelmez hale geldi. Yani peki niye böyledir? Bu bizim ahiretimizi ilgilendiriyor. Siz dünyada tıbbi bir hata yapsanız kendi bedeniniz üzerinde sonuçta canınızı kaybedersiniz. Önemsiz değildir ama yani. ahiretinize e, mal olmayan bir şeydir bu. Öbür türlü ahiretinize mal olur. Yani yarım kasap elden eder, yarım hoca dinden eder. Bu boşa söylenmiş bir söz değil. Dolayısıyla ahiret endişesi olanlar için ben yarın huzur ilahiye çıktığımda Allah Teala bana soracak nasıl amel ettin, niye böyle yaptın diye soracak. Elimde bir hüccetim olsun, bir delilim olsun hassasiyetini taşıyan insanlar demelidirler ki ya ben kendi gururuma yediremiyorum başkasını taklit etmeyi. O zaman otururum adam gibi bu işin ilmini tahsil ederim. Gücüm yetiyorsa, ömrüm yetiyorsa, kapasitem de varsa, istihat edebilecek seviyeye gelirim. İstihat ederim, ne hanefiye bakarım ne şafiye bakarım. Bu kapı açıktır. Onu söyleyelim Serdar Bey. Yani evet. genellikle söylenen bir şeydir. Bu çok ıı, yanlış anlaşılmış ve yanlış anlatılmış bir şeydir. İstihat kapısı Hicri 4. asırda, 5. asırda kapandı. Ondan sonra İslam dünyası dondu, durdu vesaire. Bu yanlış bir şey. İstihat kapısı kapanmadı. İstihat kapısı açık ve fakat her gelenin oradan girmemesi lazım. Bu yol geçen hanı değil yani. Eyvallah. Bunun bir adabı, usulü, erkanı, bir ciddiyeti, bir şartı şurtu vardır. Her meselede olduğu gibi burada da böyledir. Dolayısıyla buna riayet ederek bunun edebine, bunun şartına şurtuna riayet ederek yapmak lazım. Bunu ayağa düşürmemek lazım. İşin doğrusu Türkçesi kısa ifadesi bu. Ayağa düşürmemek lazım. Evet. Evet. Hocam bir araya gitmem lazım. Reklamdan sonra şunu konuşalım lütfen. Hani mes mesela insanlar kendisini sadece Müslümanım diye tanımlasın. Evet. Böylece bir oluruz diye bir zan var. Mesela ehli sünnetim demesin, sünniyim demesin. Efendim Hanefiyim demesin, Nakşiyim demesin. Ya evet. ben Müslümanım demek dururken niye bunlarla birbirimizi ötekileştiriyoruz? Birliğimize kast ediyoruz ki. Bu meselede ne diyeceksiniz? Bir bunu merak ederim. İkincisi de yine bu mezhepler mevzundan biraz daha yürüyelim. Yukarıda da arz etmiştim. Şunu söylemişti bir arkadaş. Ya Şafii'ye helal olan bana niye haram olsun kardeşim? Olur mu böyle bir şey? Evet. Yahut da onu Şafii'den alırım, öbürünü Hanefi'den, öbürünün Maliki'den. İstediğime göre alırım. Kimle karışır? Şimdi Bu ikincisi. Üçüncüsü de dostlar da bilsin diye söylüyorum. Mesela bütün bu mezhepleri ortadan kaldırıversek ve bir mezhepsizler mezhebi ihdas etsek. Bunu demiyorlar da o zaman bir mezhepsizler mezhebi çıkacak ortaya. Ümmet-i Muhammed ne güzel bir olur kardeşim. Ee, vahdet de olur, tevahhüt de olur, ittihat da olur diye işte bu seneki kutlu doğumunda teması Böyle bir kanaat var. Bu konudaki Hayır. söyleyeceklerinizi de merak ediyor. Kısa bir aradan sonra Ebu Bekir Sifil Bey hocamla hasbihal edeceğiz. Mevzu mühimdir. Bekliyoruz. Efendim hemen kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Meselenin ehemmiyetine binaen her bir şeyi aklımıza gelenleri soralım istiyoruz. Siz de Twitter aracılığıyla konuşulan mevzulara dair merak ettiklerinizi lütfen sorunuz. Bir tanesi şuydu hocam sorularımızın. Mezhepler ortadan kalksa, hani kendimizi tanımlayışımız daha doğrusu onunla başlayalım. Ben işte Hanefiyim, ben Nakşiyim, ben işte Ehli Sünnetim demek yerine ben Müslümanım desek ümmetin ittihadı sağlanmış olmaz mı? Niye böyle bir şey demiyoruz da artı bir takım şeyler koyuyoruz? Evet bu sorunun cevabını iki aşamalı olarak vermek lazım. Birincisi e, itikadi ayrışmalarla ilişkin, ayrışmalara ilişkin olarak. İkincisi de fıkhi ayrışmalara ilişkin olarak ya da bunu işte tasavvuf e, içinde olmak ve dışında olmak evet. yahut tasavvuf içi farklı tarikatlara mensubiyet şeklinde de tafsil edebiliriz. Her üçüne de cevap verelim evet, isterseniz. İtikadi, itikadi, fıkhi ve tasavvufi meşrepler olarak da. Söylüyorum. Yoksa mesele yarım kalır yani. Şimdi e, ilkinden başlayalım. İtikadi ayrışmalardan başlayalım. Biz biliyoruz ki sahabe-i kiram döneminde ee, aleyhissalatü vesselam efendimiz hayattayken herhangi bir sahabe-i kiram arasında herhangi bir ayrışma yaşanmadı ee, itikadi olarak herhangi bir ayrışma yaşanmadı. Sebebini de ilk bölümde izah ettiniz. İzah Allah ettik. Resulü var. Evet onun vefatından sonra itikadi bir ayrışma yaşandı mı? Hayır kesin ve net biçimde hayır aleyhissalatü vesselam efendimiz iman edilmesi gerekli hususlar olarak bu başlık altında neleri tebliğ ettiyse sahabe-i kiram bir bütün olarak e, istisnası yoktur bunun. Bir bütün olarak bunların hepsini aldı, iman etti, tasdik etti ve kendisinden sonraki kuşaklara da bunları itikat meseleleri olarak aktardı. Hı hı. Fakat hicretin birinci asrının sonlarına doğru, ikinci asrın başlarına başlarından ve daha sonraki dönemlerden söz edecek olursak burada meselenin rengi biraz değişiyor. İç faktörler var, dış faktörler var. Farklı inanca dair, itikata dair farklı tercihlerin oluşmaya başladığı bir süreçtir bu. İç meselelerden kaynaklanan tercihler vardır, ayrışmalar vardır. Dış kaynaklı olanlar vardır. İç kaynaklı olanlar nedir? Ee, en başta Hz. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle birlikte gördüğümüz o sahabe-i kiram arasındaki fiili çatışma e, döneminin başlaması. Hz. Osman'ın e, katli yani düşünün ümmetin e, halifesi katledilmiş, şehit edilmiş. Bununla ilgili e, Hz. Ali'ye beyat ettikten sonra, Hz. Ali halife olarak nasbedildikten edildikten sonra Bununla ilgili önce Hazreti Ayşe validemizin sonra Hazreti Muaviye'nin bir talebi var. Yani Osman'ın katilleri senin ordunun içinde senin yanında bu bir halife ve zulmen öldürüldü. Bu bunun davasını görmek sana düşer. Bunu hallet. E bu çok tabii tarih içinde çok konuşulmuş. Bugün de çok konuşulan bir meseledir. Olur muydu? Olmaz mıydı? Şöyle mi olsaydı? Böyle mi olsaydı? İşin bu yanıyla ilgilenmeyelim. Bir ihtilaf sebebi olarak bunu tayin edip bir köşeye Hı. koyalım. Ee, Sıffin Savaşı'nın arkasından e, Hz. Ali'nin şehadeti, arkasından Hz. Hasan'ın hilafete gelmesi ve onun şehit edilmesi, arkasından Hz. Hüseyin ve Kerbela hadisesi bunlar böyle birbirini tetikleyen ya da bir kar topu gibi yuvarlandıkça büyüyen bir problem olarak ümmetin arasında bir ayrışma vesilesine dönüştürüldü. İtikadi olarak i̇tikadi diyoruz. İtikadi olarak. Evet. Kim ne derse desin, tarih içerisinde ne Hazreti Ali'nin itikadi anlamda diğer sahabilerle bir ihtilafı oldu, ne de diğer sahabilerin kendi aralarında ya da Ehli Beyt'le bir itikadi ayrışmaları oldu. Bu anlamda, bu noktada Şianın farklı tespitleri var, farklı iddiaları var. Gerekirse bunları ayrıca konuşuruz. Ama bizim tespitimiz budur ki, Sahabe-i Kiram arasında itikadi alanda bir ayrışma yaşanmadı. Evet. Ne olduysa sonra bu bahsettiğimiz sebepler üzerine evet, oldu. Evet bu şehadetlerin birbirini izlemesi süreci. Bunlar büyük travmalardır. Yani herhangi bir hadiseden sıradan bir insanın öldürülmesinden bahsetmiyoruz. Ee, Hazreti Osman'ın şehadeti, Hazreti Ali'nin şehadeti, Hazreti Hasan'ın şehadeti, Hazreti Hüseyin'in şehadeti. Bunları üst üste koyduğunuz zaman gerçekten bir travmadır bu. Ee, ve farklı okuma biçimleri ortaya çıktı buralarda. Ayrışmalar oldu, kamplaşmalar oldu. Ama şunu da gene söyleyelim e, Serdar Bey. E, bu şehadetlerin hiçbirisinde gene itikadi bir ayrışma olmadı taraflar arasında. Yani Şam ordusu ve Kufe ordusu, Basra ordusu neyse... Bunların arasında sen şu itikadi alanda şunu tercih ettin, yanlıştı, şunu yapmalıydın, buna inanmalıydın. Sen kafir oldun, sen müşrik oldun, sen fasık. Böyle bir itham yok. Bunlar siyasi ayrışmalar. Evet. Yani işin adını koyalım. Bunlar siyasi ayrışmalardır. Ne Cemel'de karşı karşıya gelen Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında ne Sıffin'de karşı karşıya gelen Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında itikadi anlamda bir ayrışma olmamıştır. Peki şöyle bir şey mi oldu hocam yani o siyasi ayrışmalar sonrasında itikadi bir takım ayrışmalar doğurdu. Sonradan gelen nesiller doğurmadı arasında. doğurmadı da vesile kılındı. Evet. Yani e, bunların üzerine tarihin daha geç dönemlerinde gene birbirini besleyen bir süreçler dizisi sonucunda bir fikriyat ortaya çıkıyor. Sonra bu fikriyat kendi tarih okuma tarzını geliştiriyor, tarihi yeniden okuyor ve geriye doğru yeniden atıflar yapıyor. Aslında şöyle oldu da sebebi buydu. Hı. Şöyle olmuştu da sebebi şuydu gibi geriye dönük atıflar, okumalar, kurgular daha doğrusu yapıyor ve buradan bir itikadi ayrışma e, vakası ortaya çıkıyor. İki ara soru soracağım. Bir tanesi bugünden dönüp de bu itikadi ayrışmayı, siyasi ayrışmayı halledebilmek mümkün mü? Çok mümkün görünmüyor. Neden? Neden? Çünkü bugün yaşayan iki büyük Müslüman kitle var. Sünniler ve Şiiler. Bu iki Müslüman kitlenin hiçbirisi e, itikadi alandaki asli e, kabullerinden vazgeçmez. Niçin? Niçin vazgeçmez? vazgeçmez? Mesela nedir o kabuller ve niçin vazgeçmez? İşte bu hani mezhepleri atalım. Ben Sünni değilim, Şii değilim. Ben Müslümanım şeklindeki söylemin çok da ayakları yere basan bir söylem olmadığı da bu sorunun cevabıyla netleşmiş olacak. Ya, ya bu olmaz mı? Hani ben Sünni'yim diye kendini tarif edenler, Sünni'yim diye tarif etmekten vazgeçseler. Şii'yim diye tarif edenler de bundan vazgeçseler geçemezler. İkisi birden ben Müslümanım diye kendini tarif etse al sana ittihadı İslam. Doğru. Bu Niye vazgeçemezler? Bu güzel bir e, hayaldir. Neden? Yani zannedilmesin ki biz bunu arzu etmiyoruz. Biz hani mezhepçilik yapıyoruz, mezhebimizi din haline getirmişiz. Hayır, ben mümkün olduğunca bu meselelerde gerçekçi, realist olma e, taraftarıyım. Buna çalışıyorum. Neden olmaz? Şimdi siz hangi şeyi e, velayet ve imamet inancından vazgeçirebilirsiniz? Şimdi şuna inanıyor Şiiler, velayet nübüvvetin bir devamıdır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Nübüvvete inanmak neyse velayete inanmak da odur. Velayet nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra 12 imamı nassen tayin etmiştir. Bu imamlar masumdur, yanılmazdır, layus eldir. Bu, bu imam inancı, velayet ve imamet inancı etrafında oluşmuş müstakil şeyler var. Yine bir yani. ara soru. Bütün Şiilerde böyle mi? Çünkü Hayır alınıyorlar onlar da zannediyorum farklı bütün farklı. Bütün Şiiler derken bu 12 İmam e, ile ilgili bu söylediklerim İmamiye Şiasının kabulleridir. Bugün ya, için yaşayan bir başka Şii kitle Zeydiler'dir mesela. Mesela Zeydiler, bu İmamiye özür dilerim Şia kitle içerisinde yüzde kaçlara tekabül eder? Büyük çoğunluk, çoğunluk, mudur? Evet, büyük çoğunluk tamam. İmamiye'dedir Şia içerisinde. Ama bu bütün Şiilerin kabulü değildir 12 İmam inancı bütün Şiilerin kabulü değildir. Zeydiler böyle düşünmez. Ne der Zeydiler? İmamet önce Hazreti Ali'deydi derler. Sonra oğlu Hasan'a geçti. Ondan Hazreti Hüseyin'e geçti. Hazreti Hüseyin'den sonra Zeydiler de kendi aralarında bölünüyor. 3-4 ayrı grup halinde. Biri diyor ki ondan sonra Hazreti Hüseyin'den sonra bir nas bir tayin yoktur. Kılıcını çeken bileğinin hakkıyla imamet için cihad eden savaşan ve bunu elde eden kimse hak imam odur diyorlar mesela. Bir başkası diyor ki yok. Ee, Hz. Hasan'ın soyundan gelen işte Muhammed bin Abdullah bin Hasan bin Hasan, bu, bu soydan devam eder diyorlar. Bir başkası diyor ki hayır. Anladım. Çok şey detaya girmeyelim evet. isterseniz. Evet. Bir bundan vazgeçmez dediniz Şia. İkinci, iki yani şeyden bu, bu, vazgeçiremezsiniz bu, bu, diye. Bu temel şey budur. İmamet, velayet inancı budur. İkincisi, bu itikadi kabul etrafında oluşmuş bir fıkhiyat vardır. Yani e, işte imamiler aynı zamanda caferidir. İtikatta imamiye, fıkıhta, ahkamda caferiye diye anılırlar. Nedir bunun e, sebebi? Çünkü İmam Cafer'in geliştirdiği bir fıkhi müktesebat olduğunu kabul ederler. Dolayısıyla itikatta imami olanlar fıkıhta caferidir. Bundan da vazgeçiremezsiniz. Neden? Çünkü İmam Cafer masumdur, söylediği her şey haktır, hakikattir, la eldir. Ona muhalefet etmek caiz değildir gibi bir kabul var. Fıkhiyatta da bunu aşamazsınız yani. Peki bir ara soru daha. Mesela hem masum imamlar fikrinden o nübüvvetin velayet devam meselesinden hem de bu husustan vazgeçmeden gene muhafaza etseler ve fakat kendilerini ben Müslümanım diye tarif etseler. Bu, bu bir birlik manasına buna, buna gelmez mi? Buna cevap vermesi gereken Şiilerdir. Ama ben sadece bir gözlem olarak şunu söyleyebilirim. Sünniler neden vazgeçemez onu da sorayım peşinden, tabii, tabii, gözlemden tabii. sonra. Ee, ben şu kadarını söyleyeyim orada. Ee, Şiilerin kabullüğüne göre, inancına göre İmamet Hazreti Ali'de olduğu halde Efendimiz'in vefatından sonra sahabe bunu gasp etmiştir. Hakkı olmayan bir şeyi sahabe sahiplenmiştir. Ondan sonra da Ehl-i Beyt'e zulmetmiştir. Şimdi bu vakayı nasıl e, görmezden geleceğiz. Bu vakanın üstünü nasıl örteceğiz? Bir Şiiye göre bu mümkün değil. Yani bir Sünni ile bir Şii oturduğunda bir masanın etrafında, hadi biz bütün ihtilaflarımızı bir kenara bırakalım, Kur'an'da ve Sünnet'te birleşelim, diyebilirler mi? Serdar Bey, tarih içinde olmamış bir şey bu. Bugün de diyemezler. Neden diyemezler? Çünkü bu kendini inkar gibi olur bir Şii'ye diyeceksiniz ki imamet düşüncesinden vazgeç. Sahabe Hazreti Ali'ye ehlibeyte beyte zulmetmedi. Hazreti Ali sahabilerle çatışmadı. Bu, bu konudaki rivayetleriniz bize göre güvenilmezdir. O da diyecek ki hayır kardeşim senin sahabi dediğin insanlar fasıktır, zalimdir, şöyledir, böyledir. Ee, dolayısıyla sizin bu defa e, kabullerinizle ilgili bir arıza, bir problem çıkacak ortaya. Aslında vazgeçirmemize de bir gerek yok. Ya Hani şu manada söylüyorum, bir masaya oturduk sen ondan vazgeç ben bunu terk edeyim filan böyle bir şey uygulamada bunu mümkün değil diyorsun değil. ama o iki kişinin kavga etmesi için de sebep değil. Ha bu bu problem budur bakın işte. Evet. Problem budur. Şimdi bugün sünnilik e, bir, bir kavga var. Bu kavganın bir tarafında kendisini sünni olarak ifade edenler var. Öbür tarafında şii olarak ifade edenler var. Şimdi... Bu kavga niye yürüyor? Baktığınızda e, işin Şii tarafını oluşturan kesim açısından bu bir revanştır. Yani tarih boyu Sünniler Ehl-i Beyt'e zulmettiler, haklarını gasp ettiler. İşte Hz. Ali'ye minberlerden küfredildi, sövüldü. E bu hep, bunu hep biz bir sineye çektik. Efendim, Sünniler yaptı mı böyle bir şey, bir şey? Onu söyleyeceğim şimdi. Bu, a, Şiilerin kabulünü anlatıyorum. Dolayısıyla e, Elbet bizim bütün bu haksızlıkları, zulümleri, e, gaddarlıkları e, gündeme getireceğimiz bir dem olacak. İşte o dem bu demdir. Dolayısıyla sizin tarih boyu yaptığınız şeyler artık yetti kardeşim. Bundan sonra devran bizdedir. Böyle bir psikoloji var. Peki işin sünni tarafı adına mücadele edenler niye mücadele ediyor? Birbirini Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ölen de öldüren de Allah-u Ekber diyor. E, onların da ee, aslında derdi sadece şiilerle değil. Onların da derdi kendileri dışındaki bütün Müslümanlar. Kendisini ehli sünnet diye ifade eden aslında harici olan bir grup var. İşte bu işitti boku haramdı vesaireydi. Bundan bahsediyoruz. Bunlar kendilerine ehli sünnet diyorlar. Fakat ehli sünnet biz de kendimizi ehli sünnet diyoruz. Ehli sünnetin temel kabullerini, tarih içerisinde oluşmuş müktesebatı, temsilcilerini vesaireyi ortaya koyup da baktığınızda bunlar ehli sünnet değil. Bu çok net. Yani ehli sünnet tarih içerisinde mesela ehli kıbleyi bir ilke olarak tekfir etmez. Birisi bizim kıblemize dönüp namaz kılıyorsa eğer zarurat-ı diniye dediğimiz şeyler var. Yani kat'i hakikatler var. Peygamberlik gibi, ahiret inancı gibi ne bileyim buna benzer Kur'an ayetiyle açık Kur'an ayetleriyle mütevatir hadislerle sünnetle sabit olmuş şeylerin inkarı tehlikeli bir şey. Bunlar dışında kalan şeyler bireysel tercihlerdir. Yanlış bulduğumuz şeyler de olsa bunların arasında biz insanları tekfir etmeyiz der ehli sünnet. Fakat ehli sünnet adına bugün piyasada icraat yapanlara baktığınızda kafa kesiyorlar. Tarikat erbabını tekfir ediyorlar, mezhep erbabını tekfir ediyorlar, ümmetin kahir ekseriyetini tekfir ediyorlar ve bu adamlar Şiilerle de çatışırken ehli sünnet adına o etiket altında çatıştıkları için Ortada sanki ehli sünnet ve şia çatışması varmış gibi anlaşılıyor. Çok güzel. Ama şöyle de bir hakikat var. Suriye'de bu söylediğimiz şeyin dışında bir vakıa var. Bu Irak'ta da yaşandı. Yani Şii taraf nezdinde düşman sadece işit ya da boku haram değil. Şii taraf nezdinde bu sahalarda çatışma alanları için söylüyorum. Bu sahalarda düşman aynı zamanda kendisini ehli sünnet olarak ifade eden herkes. Çatışmanın bu şeyi önemli. buradan çıktı. Esas mesele budur. Ha, e, dolayısıyla biz burada ilkeyi ortaya koyarsak Serdar Bey ve de mümkün rasyonel e, e, kabulleri ortaya koyarsak, bu bunu konuşmak üzere bir araya gelebilirsek ben hep söylüyorum bu çatışma belki durdurulabilir. Nasıl olur bu ben size söyleyeyim. Şimdi e, Şia'dan bahsediyoruz. Çatışmanın taraflarından birisi. E, ama Şia da az önce de söyledik. Kendi içerisinde yekpare değil. E, farklı e, mezhepler var. Alt birimler var. İşte bunlardan biri Zeydiye, biri İsmailiye vesaire. Söylediğimiz şudur. Zeydiye'nin durduğu yerde durmayı kabul ederse şia ki on, onlar da şiidir. Bugünkü imamilerin bir kısmı onları şii olarak kabul etmiyor vesaire ayrı bir şey ama gidin bir zeydiye sorun kendisini şii olarak ifade edecektir. Sizin onu şii saymamanız onun kendisini şii saydığı vakasını ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla bir şii mezhep olarak ekol olarak Zeydiye'nin durduğu yerde durmayı imamiye kabul ederse bu mesele biter. Biz onlara sünni olun demiyoruz. Dememeliyiz. Bu yanlış bir şey. Çünkü bunun pratiği yok. Ama özür dilerim. Şimdi mesela e, Şii kardeşler seyrediyorlarsa diyecekler ki iki sünni adam çıkmış. Evet. Şiilere, evet. Zeydiye niçin dahil olmaları ben gerektiğini anlatıyor. Ben bir konudaki fikrimi söylüyorum. Bu benim fikrimdir. Şii İmamiyye şiasının bunu kabul etmediğini biliyorum ben zaten. Evet. Ama, Ama birlik anca böyle olur. Ya, pratik bir şeydir bu yani. O bakımdan söylüyorum. İmamiler, Şiiler, Şiiliği bıraksın, Sünni olsun demenin hiçbir e, gerçekliği yok. Ama Şiiler, gene bir imami Şiiler, bir başka Şi'i grup olan Zeydilerin kabullerine gelirse, İmam Zeyd'in durduğu noktaya yani, gelirse problem biter. Sünni olmalarını beklemek doğru değil, istemek doğru değil. Böyle bir şey zaten onlar da Yanaşmazlar, kabul etmezler kendi kabulleri bakımından. Ama şimdi İmam Zeyd'in temsil ettiği şiilik e, belki de vahdetin en temel zeminidir, en gerçekçi zeminidir. İmam Zeyd ne diyor? E, i̇lk defa huruç hareketini, ayaklanma hareketini başlatacağı zaman etrafındaki insanlardan e, on binlerce insandan bir kısmı ona gittiler ve dediler ki sen Şeyh'in hakkında ne düşünüyorsun? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer. O dedi ki onlar onlara hakkında ben hayırdan başka bir şey söyleyemem. Onlar Efendimizin yakın e, arkadaşlarıydı. Emirül Müminin Hazreti Ali de onlara e, hilafetleri döneminde danışmanlık yaptı. onların hilafetine itiraz etmedi, onların faziletini inkar etmedi. Dolayısıyla bundan başka söyleyebileceğim bir şey yoktur onlar hakkında. Deyince o zaman biz seni bırakıyoruz dediler ve İmamiye safına geçiyor. İyi bir vakadır. Ee, İmam Zeyd'in durduğu nokta budur. Diyor ki her ne kadar Hazreti Ali benim nezdimde sahabenin en üstünü ise de diğerlerine de ben tan etmem, küfür etmem, sebbetmem, hakaret etmem. Onlar da muhterem insanlardır der. Eğer bu nokta yakalanabilirse, bu nokta işlenip öne çıkarılıp geliştirilebilirse bu nokta ittihadı temin eden en gerçekçi nokta olur. Yoksa mezhebinizi reddedin, hepiniz kendinizi Müslüman olarak ifade edin demek. 13 asırlık birikimi görmeyin, 13 asırlık e, yaşanmış tecrübeyi görmeyin, onun bize miras bıraktıklarını görmeyin, tarihi görmeyin. Bunları unutun, hafızanızı sıfırlayın ve yeni bir sayfa açın demek olur ki bunu çok fazla Hocam fazla biraz da işin şurasındayım. Hani bir temenni olarak çok güzel. Bir davet olarak çok güzel. Ancak e, uygulanabilirliği yok evet. benim anladığım. Bir de Şia Şiilikten vazgeçsin derken benim de Sünnilikten vazgeçmem şimdi icap ediyor. Konuşalım. Evet. Bu onu bu konuşalım. meseleyi de reklamdan sonra bir konuşalım. Hay Sünnilik hay. ne demek? Ya benim anladığım şu buraya kadar konuştuklarımızdan kısaca özetleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu manadaki çağrısını Suriye'de o demin bahsettiğiniz Şia adına ya da kendini ehli sünnet tarif ederek ehli sünnet adına birbirini doğrayan insanlara yahu yapmayın ikiniz de Müslümansınız kardeşim manasını okumak lazım. Yoksa Diyanet'in geçen cumaki hutbesini alıp da Hanefi'ye de gerek yok, Şafi'ye de gerek yok. Bak Diyanet de söylüyor mezhepler ırkçılık ve terörden sonra ümmetin birliğine üçüncü kasıttır. Hadi şu mezheplerden vazgeçelim. Müslümanım diyelim kendimizi tarif edelim bu iş çözülecek manasına bir çağrı değildir. Bunu zannediyorum ki net bir şekilde anlamak lazım. Şu önemli bir yerde kaldık. Aslında ben bölünmesin diye de çok merak ettiklerim var. Aradan sonra biz geleceğiz. Ara kısa galiba. Bekleyin. Efendim Ebu Bekir Sifil Bey hocamla birlikte mezhep mevzunu konuşuyoruz. Mezhep kavgası ifadesiyle kastedilenin Ehl-i Sünnet'in itikadi ve ameli mezhepleri olmadığını, buradaki kastın Şia ve Ehl-i Sünnet arasındaki bir takım uç unsurların Suriye özelinde birbirini öldürülmesi olduğu ve siyasi bir söylem olduğunu konuştuk ve niçin Şia Şialı diye kendisini tarif etmekten vazgeçse, Sünni de ben Sünniyim diye kendini tarif etmekten vazgeçse, Müslümanım diye tarif etseler ve bir ittihad İslam gerçekleşse temennisini konuşuyoruz. Hocam Şia'nın niçin bu böyle bir şeyi yapamayacağını iki asli unsur üzerinden ifade etti ve bir Zeydiye'ye çağrıda bulundu. Fakat işin ikinci kısmını sormadık hocama. Hani Sünni kendisini ben Müslümanım diye Şia ile bir olmak manasına tarif ettiği vakit nelerden vazgeçtiğini ifade etmiş oluyor. Bunu konuşmadık. Bu ara bir daha demin söyledik ama tekrar hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bu ehli sünnet ve şia otursun kavga etsin demek değildir. Keşke bu 1300 yıllık kavga bitse ve hepsi de ben Müslümanım diye bir ortak noktada kendini tarif edebilse. Temenni olarak, dua olarak, siyasi bir çağrı olarak bu çok güzel bir şey. Ama bunun pratikteki uygulanabilirliği, uygulandığı vakit ödeteceği bedeller ve nasılını konuşuyoruz. Ben ehli sünnetim ya da ben sünniyim diye kendimi tarif etmekten vazgeçtiğim anda bir şeylerden daha vazgeçmiş oluyor muyum? Evet. Şiha ile ortak evet. bir noktada buluşmak için. Ya ne dediğinizin farkındaysanız ol, olursunuz. Bu bunun bu böyledir yani. Ne nedir sünni hocam? Açalım olmaktan biraz. vazgeçtim ya da kendimi sünni olarak ifade etmekten vazgeçtim derseniz bir Şii'nin ben Şii olmaktan vazgeçtim dediği anda nelerden vazgeçtiğini bilerek söylüyorsanız bunu siz de onun gibi temel kabullerinizden vazgeçtiğinizi söylemiş olursunuz. Nedir bu? Ee, biz ehli sünnet ve cemaat olarak diyoruz ki e, sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yakınında bulunmuş, yardımında bulunmuş, Kur'an tarafından, sünnet tarafından tebcil edilmiş, övülmüş, faziletleri bize anlatılmış bir tabakadır, bir topluluktur. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına yalan hadis uydurup nakletmezler. Ee, bu kabulden vazgeçmiş olursunuz. Birkaç adım ilerisi daha da vardır bunun ama oralara gitmeyelim. Yani en temelde demiş olursunuz ki biz sahabe konusundaki kabullerimizden vazgeçiyoruz. Nedir yani sahabe konusunda hangi Nedir? kabullerden sahabe vazgeçiyoruz? Sahabe hadis uydurabilir. Başka? Biri budur mesela. İki, bunlar muhterem insanlar değil. Önemlice bir kesimi bunların Efendimizin ahirete irtihalinden sonra yoldan çıktılar buna dinden çıkmaya kadar götürenler var. Fasık oldular, zalim oldular diyenler var. Sahabe arasında münafıklar vardı diyenler var. Sizin çok iyi bildiğiniz, hürmet ettiğiniz, Hazreti bilmem ne diye andığınız insanların aslında büyük bir çoğunluğu münafıktı. Böyle bir iddia var yani. Bunu da kabul etmiş olursunuz. Peki ara soru. Ehli sünnet itikadına göre sahabeye böyle bir isnatla bulunmak kişiyi ne yapar? ya ben ya sünniyim diyen birisi sünnette, böyle bir şey yaparsa şöyle diyelim Kur'an ve sünnette bilhassa Kur'an'da ve sonra sünnette bize eftaliyeti ifade edilmiş efendim meziyetleri anlatılmış cennetle müjdelendiği haber verilmiş Allah Teala'nın kendilerinden razı olduğu ifade edilmiş insanlar hakkında konuşuyoruz ve bu insanların aslında bu meziyetlere sahip olmadığını söylüyoruz bu bir kere Kur'an'la böyle doğrudan doğruya cepheden çatışma anlamına gelir. Yani tabirin Şimdi, adını tam koymayalım tabi, tabi. da bilen anlasın yani, yani. ne manaya gelmedi. Şimdi Radiyallahu anhum ve radu anhu ve adda lehum cennetun tecri min tahtiha alnhar fiha ila ahir. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlar için ebedi kalmak üzere içinde ebedi kalmaları için cennetler hazırladı diye devam eden ayetler var. Şimdi Allah Teala'nın razı olduğu bir kitleden bahsediyoruz. Ve diyoruz ki bunlar aslında böyle değildi. Bunlar münafıktı haşa. Bunlar iki yüzlüydü. Bunlar zalimdi, gaddardı vesaireydi. Ee, bunu ne kadar kabul edeceğiz? Şimdi ben sünni de değilim, şii de değilim. Ben müslümanım. Söyleminin hakikate ne ölçüde tekabül ettiğini bu noktadan hareketle test edebiliriz. Şimdi sahabe e, aziz bir kitle miydi değil miydi? Sahabe aziz bir kitleydi dediğiniz anda ben sünniyim demiş olursunuz. Bu sünniyim ifadesi nereden geliyor hocam? Bu şuradan geliyor. Ee, yani sanki bir Müslümanlık var bir yerde. Bir sünnilik var, bir şiilik var evet, gibi filan. Evet. Müslümanlıktan başka bir şey sünnilik. Evet öyle gibi anlaşılıyor ama aslında öyle değil. Şimdi e, makarayı başa saralım. Ali vesselam Efendimiz ümmetine, sahabeye bir tek din anlat itikadıyla ahlakıyla, ahkamıyla bir tek din anlattı. Ama burada özellikle bahis konusu ettiğimiz şey itikadi alandır. Bunu söyleyelim. Hı hı. Bu sahabeye bu şekilde intikal etti. Sahabe itikadi konularda ihtilaf etmedi diyoruz. Yani biz ehli sünnet olarak böyle söylüyoruz. Şia'nın tespiti ya da iddiası başka. Sahabe de kendisinden sonra bu itikadi meseleleri titizlikle muhafaza etti ve kendisinden sonraki kuşağa aktardı diyoruz. Hı hı. İşte bu neyse ehli sünnet odur. Hı, hı Sahabe itikadi konularda neye inandıysa ehli sünnet odur. Neye inandı sahabe itikadi konularda? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da neyi gördüyse, neyi duyduysa ona inandı. Dolayısıyla ben ehli sünnetim diyen adam şunu demiş oluyor. Ben sahabe-i kiramdan bana intikal eden Kur'an, Kur'an ahkamı, sünnet, sünnet ahkamı, her ne varsa bunların hepsini baş göz üstüne kabul ediyorum. Sahih yollarla gelmiş Kur'an'ın kendisi tefsiri, sünnetin kendisi, hadisler bana sahih olarak intikal etmiş. Ne varsa ben bunları kabul ediyorum. Bunlar benim vazgeçilmezlerimdir. Ben dini bu zeminde anlıyorum. Bunlar üzerinden anlıyorum demiş olursunuz. Şöyle şöyle mi anlamalıyız hocam? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden sonra bahsettiğiniz bu sıkıntılar ve bir takım uç bakışlar ortaya çıktı. Bunun adı işte Şia oldu. Bir başka bir şey. Hemen oldu. olmadı bu tabi. Yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir şey. Hani bu oluştuğu vakit insanlar kendilerini onlardan başka, hani onlar da Müslüman dediler. Evet. Ben de Müslümanım. Ama ben onlardan ayrıyım ifade için ben ehli Sünnet'im demiş oldum. Dolayısıyla o ana damarın adı ehli Sünnet olarak geldi. Evet. Denilebilir mi böyle? Öyle oldu. Yani e, bu Kur'an ve Sünnet İslam dininin iki temel vazgeçilmezidir. Kur'an ve Sünnet adına elimizde bugün bulunan ne varsa, onun bize söylediği şey Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın anlattığı şeydir. İşte biz Ehli derken bunu kastediyoruz. İşin aslında, Türkçesi bu. Aslında burada çok güzel zarif bir duruş var. Hani ehl sünnetim ifadesini bir kenara bırakıp ben Müslümanım diye kendini tarif et evet. o zaman Şia'ya başka bir isnatta bulunman gerekecek. Evet. Onlara o isnatta bulunmamak için Sadece yani şiaya birliğe, değil, hizmet et bütün evet. ha, birliğe hizmet etmek için kendini de ehl sünnet diye tarif ediyorsun. Evet. O da İslam dairesinde de ben ehl sünnetim diyorsun. Bu ana Şimdi damardan geliyor. Bu, bu kavramı da tabii açmak lazım. Ehl-i sünne vel cema' nedir? Nedir hocam? Bunu açmak lazım. Aslında meselenin e, Aslı bu formülasyonda gizli. Ehli Sünnet derken biz bütün ümmet kendisini Müslüman olarak ifade eden herkes Kur'an üzerinde, Kur'anın tartışılmazlığı üzerinde ittifak etmiştir. Dolayısıyla e, bu ayrışmalarda kendisini ifade edecek tanımlara e, ihtiyaç var. Ben Ehli Sünnet'im dediği zaman bir kimse ben Kur'anın Sünnet'im bize çizdiği çerçeve içerisinde anlaşılması gerektiğini, bu anlamda Kur'an'la sünnetin bir bütün olduğunu söylüyorum demiş olursunuz. Kur'an'la sünnet etle tırnak gibidir birbirinden ayrılmaz demiş olursunuz. Vel cemaat da burada sahabe kiramı anlatır. Yani bir üçüncü unsur odur çünkü Kur'an'ı da sünneti de bize onlar naklettiler. Dolayısıyla ben Kur'an ehliyim, ben sünnet ehliyim, ben sahabe ehliyim demiş olursunuz. Ehli sünnet vel cemaatin açılımı kısaca budur. Şimdi ben sünni değilim dediğinizde o zaman şu sorulara cevap vermeniz gerekir. Bunu söylerken öncesinde şunu söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir siyasi olarak farklı mülahazalarla, farklı tespitlerle belki bizim bilemeyeceğimiz bir kısım hikmetlere mebni söylüyor olabilir. Ben ona bir şey demem. Ama ben durduğum noktadan meselenin arz ettiği e, görünümü tahlil etmek noktasında söyledim. E, ben sünni değilim dediğinizde şu sorulara cevap vermeniz lazım. Sahabe-i kiramın size intikal ettirdiği, naklettiği Kur'an'ın bozulmadan size kadar geldiğine inanıyor musunuz? Evet derseniz sünnisiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti, hadisleri, sireti size kadar intikal etti. Bunun hakikatine, hakkiyetine, hücciyetine e, inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? İnanıyorsanız Sünnisiniz, inanmıyorsanız başka bir mezheptensiniz. Sahabe-i kiramın faziletine vazgeçilmezliğine inanıyor musunuz? İnanıyorsanız Sünnisiniz. Adınızı ne koyarsanız koyun fark etmez. Müslümanım deyin, başka bir şey deyin. Bunlara bu şekilde inanıyorsanız siz Sünnisiniz. Hazreti Ayşe validemizin e, masumiyetine inanıyorsanız sünnisiniz. İlk dört halifenin hilafetinin hak olduğuna inanıyorsanız sünnisiniz. Onlardan bahsederken radıyallahu anhu anhum gibi ifadeler kullanıyorsanız sünnisiniz. Adına ne derseniz deyin meselenin hakikati, özü, mahiyeti değişmez. Ama bir noktaya dikkat edelim. Ben sünni de değilim, şii de değilim dediğiniz anda e, bunun bir kısım pratik yansımaları olur. Bunun yani ilmi bir zeminde masaya yatırıldığında, tahlil edildiğinde herhangi bir hakikate tekabül etmediğini unutmadan bunun pratik yansımalarına baktığınızda orada çok sıkıntılar ortaya çıkar. Nedir o? Bir kere biz bu söylemi istediğimiz kadar dile getirelim. Karşı tarafta yani Şia'da bunun hiçbir karşılığı yok. Siz Sünni olmayı reddettiğiniz anda Şia, Şii olmayı reddetmiyor. Çünkü onların onların bugüne kadar onları bugüne taşıyan, bugün bulundukları noktaya taşıyan şey bu ideolojidir, bu inançtır, bu kabuldür. Siz bundan vazgeçin dediğiniz anda kendi hakikatinizi inkar edin kendiniz bakımından demiş olursunuz. Çok özür dilerim. Hani kendisi kendini böyle tanımlamaktan vazgeçmiyor ama evet. sizin ondan vazgeçmeniz de sizi başka türlü tanımlamasını da gerektirmiyor. Evet. Size de diyor bak sünni takiye yapıyor diyor. Evet. O öyle. öyle. değil mi? O öyle. Ama bunun şöyle bir yansıması da var. Onu da konuşmak lazım. Bütün açıklığıyla e, ve bir sorumluluk duygusu içerisinde şunu da söylememiz lazım. Geniş halk kitleleri nezdinde ben sünni de değilim, şii de değilim şeklindeki söylem acaba nasıl bir ee, zihin durumuyla karşılanıyor. Oralarda ne türlü tesirler hasıl ediyor? Ne yapıyor? Yani eğer sokaktaki insan bunun üzerine yahu ben 1300 senedir, 1400 senedir Hanefiyim, Maturidiyim, Şafiyim, Eşariyim diye kendimi tarif ediyordum. Eğer bunların hiçbir hakikati yokmuş. Bunların hepsi hikayeymiş, bunların hepsi bölünme, bölme, ayrıştırma unsurlarıymış diye düşünmeye başlar. Ha böyle düşünsün, varsın düşünsün ne olur derseniz e, kimlik meselesi çıkar önünüze. Kimlik problemi çıkar. Bu çok temel bir şeydir. Ne demek? Yani e, kimlik bir milletin, bir e, topluluğun, bir toplumun aidiyetleri üzerine bina edilen ve onu kendisi yapan şeydir. Şimdi siz Anadolu insanına ya da işte Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak kendisini ifade eden geniş kitlelere artık siz Sünni değilsiniz, kendinizi başka bir şekilde ifade edin dediğinizde onların tarih algısını e, zedelemiş olursunuz, Kur'an-Sünnet algısını yerinden oynatmış olursunuz, e, bugüne dair durduğu zemini tartışmalı hale getirmiş olursunuz. Düşünün ki hafızası silinmiş bir toplum. Ee, söz konusu burada. Hiçbir aidiyeti yok, hiçbir kökü yok, hiçbir temeli yok. Böyle mantar gibi yerden bitmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Yani bu zaten bu hakikat olmayan bir şey. Zaten hani bir medeniyetin devamı olarak köksüz bir toplumdan bahsediyoruz. Elde avuçta kalan bir din var. Burada da budamak manasına gelecek. Bir köksüzlüğe mahkum edilecek. çok tehlikeli bir şey bu tabii. Belki yani bu söylendiğinde kastedilen bu değildir. Kastedilen bu siyasi çatışmaları, ayrışmaları, sahadaki travmayı ortadan kaldırma niyetidir. Kasıt budur. Buna bir şey demem ben. Ama e, yani sokaktaki insanda bu söylemin nasıl bir tesir oluşturduğunu da hesap etmek lazım. Ha şu söylenebilir. Yani bunlar vakıadır. 1400 küsür senelik vakıa budur. Biz kendimizi bu kavramlar üzerinden ifade ettik. Bugüne kadar geldik. Bir mezhebe intisap etmek, bir mezhebe mensup olmak kötü bir şey değil, yanlış bir şey değil. Ama bunu öne çıkarıp ayrışma vesilesi yapmayın. Bu mezhebi çatışma meselesi yapmayın demek bana daha doğru geliyor. Yani çok yani, doğru bir çağrının, çok yerinde bir çağrının en az bu yerindeliğe denk düşecek kadar doğru bir tabirle şekilde ifade edilmesi adına. Evet. Bu bu yani şeyim bu benim hassasiyetim bu. Dolayısıyla mezhebinizden, tarikatınızdan, kimlik unsurlarınızdan vazgeçmeyin ama bunu çatışma meselesi yapmayın. Bir Şii ile bir Sünni karşı karşıya geldiğinde ya da karşı karşıya gelmesin yan yana geldiğinde sen niye falan tarihte şunu yapmıştın? Sen falan tarihte bunu bunun kavgasını yapmayın. Yani ben bunu daha önce de pek çok yerde söyledim. Biz ehli sünnet olarak Hazreti Ali'yi şehit edene Allah lanet etsin. Hazreti Hasan'ı şehit edene Allah lanet etsin. Hazreti Hüseyin'i şehit edene Allah lanet etsin. Ehli Beyt'e buğzedene Allah lanet etsin. Ehli sünnet bunu her zaman söyledi, her zaman söyler. Hiçbir sünniden bakın Serdar Bey, altını çizerek söylüyorum hiçbir sünniden ne tarih içinde ne bugün ehli beyte mensup bir insan hakkında hiçbir olumsuz cümle, hakaret amiz ifade sadır olmamıştır olmaz. Evet. Ehli sünnet, ehl beyte her zaman hürmetle bakmıştır, hürmet etmiştir, onu baş üstünde tutmuştur. Tarih bunun en canlı şahididir. İmanımızın gereği gibi evet. görmüşüz hocam. Bizim ehl-i ehl bir problemimiz yok. Yani hiçbir zaman olmadı ki hiçbir zaman olmadı. Ehl-i Beyt'in de sahabeyle hiçbir problemi olmadı Serdar Bey. Bakın Hazreti Ali'nin bir e, 30 küsür tane evladı var. Hazreti Fatıma validemiz bunu daha önce de çok yerde söyledim ben. Hazreti Fatıma validemiz vefat ettikten sonra Hazreti Ali Efendimiz birçok kadınla evlilik yaptı. Buradan 30 küsür tane çocuğu oldu Hazreti Ali'nin. Bunlar arasında künyesi Ebubekir olan var. Ömer olan var. E, Ehl-i Beyt imamlarından birisi İmam Muhammed Bakır'ın annesi Hz. Ebu Bekir'in torunu. Ehl-i Beyt imamları içerisinde çocuklarına Ebu Bekir Ömer adını koyanlar var. Kız çocuklarına Ayşe adını koyanlar var. Yani bu çatışmayı sahabeyle ile Ehl-i Beyt yaşamadı aslında. Bu noktayı yakalayalım ve bunu geliştirelim. Yani eğer gerçekçi olacaksak bu çatışmayı durdurma adına sahici bir zemin arayışı içindeysek buradan hareket edelim. Ee, bizim ehli sünnet olarak meseleye bakışımız budur. Mezhebi reddetmek, inkar etmek çözüm değil. Ama mezhepçilik yapmak, mezhebi çatışma vesilesi yapmak, ayrışma vesilesi yapmak yanlış olan budur. Yoksa bir mezhebe ne fıkhi anlamda ne itikadi anlamda mensup olmak e, problem oluşturmaz tarih içerisinde böyle bir şey olmadı. Sahabe arasında böyle bir şey olmadı. Ee, dolayısıyla gerçek zemin budur diye düşünüyorum. Eyvah. Şimdi bir reklama gideceğiz ama şunu mutlaka konuşalım hocam. Bir de ümmetin ittihadı önünde en büyük manilerden birisi olarak duran tarikatler var. Mesela niçin Kadiri, Rüfa'yı, Nakşi, Mevlevi, Halveti olsun ki? Evet. Onların kendilerini bu şekilde tanımlaması meselesi var. Bir, Niye bir insan ben Müslümanım demek dururken nakşiyim gel çok demez Nakşiler, diyemez daha doğrusu da ee, bir bu taraf iki bunlara ne gerek var evet. hani din ortada zaten ayan beyan tarikata niçin gerek var bu bir ayrışmaya sebep oluyor mu pratikte bunu da konuşalım, konuşalım. dönüşte tarikatler Ay. ve benzer unsurlar Ay. olarak. Meselenin zannediyorum ki Şia ve Ehli Sünnet'e denk düşen tarafı anlaşıldı buraya kadar. Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Hocam Allah razı olsun. En azından kendin ama hesabıma gayet güzel zihnin berraklaştığını ifade edebilirim. Çağrı'nın siyasi tarafının çok çok doğru ve yerinde olduğu, Suriye özelinde bir davet olduğu bu da anlaşıldı. Ülkenin içerisinde bazı bu ifadeyi farklı yorumlamaya çalışanların ekmeğine yağ sürme ihtimalinin önüne geçmek için de gerekli olanlar söylendi. Ve bu ifadeden yahu itikattaki mezheplerimizden vazgeçersek hep beraber kucaklaşır tek başına Müslüman oluruz manasının niçin çıkmayacağı da buraya kadar konuşuldu. Hani Hanefi Hanefilikten Şafii Şafilikten vazgeçerse ortaya tek bir İslam değil dört başka bakış açısıyla nüanslarda ayrılabilen bir İslam varken iki buçuk milyar İslam çıkacağı dolayısıyla birlik çağrısının ayrılık daveti manasına gelecek. Bu da zannediyorum anlaşıldı. Şimdi işin o tarikatlara bakan boyutunu bir kendilerini tarif manasına iki niçin gerek var kardeşim? Müslümanım de Müslümanlık din ortada yürü git. Niye tarikat? Bu kısmı kaldı. Onu da kısa bir aradan sonra Ebu Bekir Sifil hocamla programın son bölümünde konuşacağız. Efendim ekran başına yeni geçenlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ebu Bekir Sifil hocamla birlikteyiz. Vahdet ve tevhid mevzuundan konuşuyoruz. Vahdet ve tevhide mani olan hususları konuşuyoruz. Ee, tarikatlar meselesi. Hani insan kendisini Müslüman mı diye tarif etse yeter. Ayrıca nakşi olmaya, kadiri, rüfai, halveti olmaya gerek var mı? Bir tanımlama olarak bu. İkincisi de bu yollara gerek var mı? Saf tertemiz Müslümanlar olsak ve tevhid ortaya çıksa. Bunlar engel midir? Evet, teşekkür ederim. E, doğrusunu isterseniz, tarikatların ümmetin birliğine, bütünlüğüne, vahdetine engel teşkil ettiği yolundaki iddia nispeten e, geç dönemlerde ortaya çıktığını söyleyebileceğimiz bir iddiadır. Bunu e, e, Muhammed bin Abdülvehhab'dan geriye götüremez. Vehhabiliğin kurucusundan bahsediyoruz. Evet, bahsediyorsun. Evet. evet. Vehabiliğin ortaya çıkış, çıktığı tarihten 19. asır geriye götüremezsin. Çünkü o geride geri dediğimiz o uzun asırlar içerisinde e, tasavvuf ehliyle tasavvufa intisap etmiş insanlarla tarikat ehliyle ümmetin geri kalan kesimleri arasında kayda değer bir çatışmanın ayrışmanın fitnenin ihtilafın Yaşandığına dair tasavvuf kaynaklı, Yaşandığına dair çok fazla elimizde bir veri, bir bilgi yok. Kendi aralarında çatışmışlar mı? Hani rüfayiler nakşilerle gerçi çürüfaylar <laughs> kesin kazanır da. <laughs> hani mümkün <laughs> mü? Kadirler kazanır, evet. evet. Çünkü gel var orada. Evet. Rüfayilikte de malum evet, ki. esma, enstrümanları başka oluyor. Evet. evet. Ee, kendi aralarında tabii ki bir çatışma olduğunu söylemenin hiçbir gerçekçi temeli yok. Ama şöyle diyelim. Tek başına bir tasavvuf tarikatına, ekolüne intisap etmek kişiyi makbul insan efendi, muhtemet insan yapmaz. Nasıl? Tarih içerisinde bir tarikat ekolüne, bir bir tasavvuf ekolüne, bir tarikata intisap ettiği halde itikadı bozuk adamlar var. Evet. E, taifeler var. Yani Bunlar zaman zaman toplum içerisinde ayrışma şeyi olmuştur, unsuru olmuştur. Yani salimiyye diye bir ekol var. Bunlar Cenab-ı Hakk'a işte insana e, ait vasıfları atfeden bir kitle. Ya itikatları bozuk. Dolayısıyla bunların ehli tarik olması, ehli züht olması e, tek başına tasavvufun arzu ettiği insan fotoğrafını oluşturmuyor. Burada önümüze bir şey çıkıyor. Tasavvuf derken biz sünni tasavvufu kastediyoruz. Sünni olmayan tasavvuf vardır. Tarih içerisinde olmuş. İşte bir kısım felsefi cereyanlar, bir kısım farklı farklı inanç unsurlarının karmasından oluşan ve bir kısım züht ehli tarafından benimsenmiş tarikat vardır. Bunları söz konusu etmiyoruz. Bir şey daha söyleyelim. Eee Sünni tarikat ekollerinin neredeyse tamamı Ehl-i Beyt üzerinden Efendimiz'e ulaşıyor. Bu çok önemli bir şeydir. Ha. Yani benim bildiğim bir tek Bekri silsileden gelen bir tek tarikat var. Onun dışındakilerin tamamı Hz. Ali üzerinden ehl Beyt, İmam Cafer, İmam Muhammed Bakır, Ali Zeynel Abidin, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Efendimiz şeklindeki silsileyle giderler. Bu önemli bir şeydir. Ee, tasavvuf ehlinin toplumun diğer kesimleriyle çatıştığı yani bilinçli bir tasavvuf erbabından sadır olduğunu asla söyleyemeyeceğimiz bir şey. Ha şu olmuş mudur? Olabilir. Kendisini tasavvufa nispet eden bir kısım insanlar, bir kısım cühela, bir kısım ham insanlar e, bu işin holiganlığını yapabilir mi? Yapabilir. Yani bu bu Tasavvufu ilzam etmez, tarikatı bağlamaz. Bu insanlar üzerinden bir kurumu ee, töhmet altında tutmak doğru bir şey değil. Yani şu an ben Müslümanım diye kendisini tarif edip yalan yanlış işler yapanlara bakıp da evet, İslam kötüdür evet, diyemeyeceğimiz evet, gibi. Aynen. Evet. İşte bugün işit ehli sünnet adına bir şeyler yapıyor, bir icraatlar yapıyor. Nasıl ki bu ehli sünneti bağlamaz çünkü adamların kendisi arızalı. Dolayısıyla kendisini tasavvufa nispet eden bir kısım insanların bir kısım arızaları da tasavvufu bağlamaz. Şunu unutmayalım bir yerde insan varsa orada arıza olur. Bu arızayı doğru tespit edip bütün bir adresi yaftalamak yerine adresi arızayı doğru tespit edip onun üzerine yoğunlaşmak lazım. Burada şunu da söyleyelim. Bugün için özellikle Tasavvuf adına e, yazan, konuşan, e, iş işleyen, fiiliyat yapan insanların, çevrelerin bu noktada çok daha hassas, çok daha duyarlı olması lazım. Tasavvuf adına konuşan bir insanın diğer insanlardan daha nezih, daha toleranslı, daha mütehammil olması lazım. Bu onu tasavvuf ehli yapan şeydir. Bu yoksa o tasavvuf ehli değildir onu söyleyelim. Tasavvufun ana kaynaklarına bakın, hedeflediği insan tipini görürsünüz orada. Nasıl bir insan hedefliyor, arzuluyor tasavvuf bir ekol olarak? Bir nefis terbiyesi ve ruh tezkiyesi ekolu olarak tasavvuf nasıl bir insan hedefliyor diye baktığınızda orada çok net bir fotoğraf görürsünüz. O insan diğer insanlardan daha sabırlıdır, daha mütehamildir, daha hoşgörülüdür. Kendi nefsini e, ilzam etmek, hesaba çekmek noktasında çok acımasızdır. Başkalarıyla ilgili düşünceleri çok mütehammildir, tahammülkardır, toleranslıdır. Başkalarıyla ilgili tasavvuf ehlinden daha tahammülkar bir kitle bulmak zordur. Dolayısıyla tasavvufa intisap eden insanların bugün bu noktada ne durumda olduklarını böyle bir e, kaçamaksız bir nefis muhasebesi yaparak ortaya koymaları, kendilerini bu konuda bir imtihana çekmeleri gerekiyor. İki gerekti. soru daha hocam. Bir tanesi şu. Mesela ehli sünnet diye kendinizi tarif ettiğiniz anda İslam'dan başka bir şekilde tarif ediyormuşsunuz gibi bir algı var. Bu yanlış demiştik. Evet. Tasavvuf dediğimiz zaman da sanki dinden başka bir şey gibi bir algı çıkıyor benzer şekilde. Evet. Bu böyle mi? Değil. Yani ifrat burada da ifrat ve tefrit var. Yani tasavvuf ehlini dinden başka bir şeye intisap etmiş gibi göstermek de yanlış. Tasavvuf ehlinin de başkalarını dinden başka bir şeye intisap etmiş gibi görmeleri de yanlış. Evet. Yani biri ifrat biri tefrit bunların. Ee, tasavvuf erbabı olmak iyi bir şeydir. Ama tasavvuf erbabı olmayan insanları da bir şeylerle itham etme hakkı vermez bu kimseye. Ki zaten demin söylediğiniz manada hakiki bir mutasavvuf ya da evet. o yoldaki birisi evet. zaten kendiyle meşgul bir başkasıyla değil. Mesele budur. Dolayısıyla. E, İki, özür dilerim. O, o kısma geçme. İkinci soracağım sorunun devamı da şu. Hani niye nakşi olsun insan? Niye kadiri olsun? Niye şöyle olsun? Bu oluşlar başka başka oluşlar vahdete zarar değil mi? Ümmetin birliğine zarar değil mi? Niçin? Yani ümmeti bir arada tutan temel. Ee, harcın temel unsurlarıyla ilgili tasavvufun farklı, alternatif, değişik, aykırı bir tespiti, bir duruşu yok ki. Ee, neyi hedefliyor tasavvuf? Tarikatlar neyi hedefliyor? İnsanın ruhunu inceltmeyi, onun ahlakını tezkiye etmeyi, ahlaklı, edepli, nezih bir insan e, oluşturmayı, bu insana ulaşmayı hedefliyor. Şimdi sizin şahsiyetiniz, psikolojiniz farklı olur, benim farklı olur. Olaylar karşısındaki sizin tepkiniz farklı olur, benimki farklı olur. Cibilliyetimiz farklı olabilir. O öyledir zaten. Şimdi dolayısıyla e, ikimiz de aynı psikolojik probleme maruz kalsak mesela. Bir psikoloğa gittiğimizde size ayrı, bana ayrı bir tedavi yöntemi uygular. Çünkü ruh yapımız farklı. Siz daha celallisiniz, ben daha yumuşak huyluyum diyelim ki. Dolayısıyla bir tedavi metodudur bu, bir ıslah metodudur. Burada ihtilaflı, birbirinden farklı yollar takip edilmesi de çok tabidir, hatta zaruridir. Nitekim özür dilerim. Hani birisi diyor ki ben örtüyü üstüme örttüm. Gizli de tenhada sessiz dilimi damağıma yapıştırıp Allah diyeceğim. Öbürü halkayı kurup Allah diyeceğim diyor. Cehri bir şey diyor. Ne kadar güzel. Bir başkası bir başka diyor. Hani bu değişlerde fark yok. Sahabe-i kiram efendilerimizde böyle bir tek tiplik var mıydı? Hayır. Başka başka. Yok tabii. Yani bu insan unsurunun, tek tek insan unsurunun ee, sahip olduğu özelliklerle ilgili bir şeydir. Yani ee, diyelim ki çok halis, muhlis, munis yapılı bir insanı götürün. Kadiri, Rufai tarikatına sokun. O adam orada rahatsız olur. O adam orada belki de fıtratına aykırı kendisini zorlayacak bir şeyler görür ve belki de daha farklı bir e, arıza çıkar ortaya. Ya da daha celalli bir insanı alın götürün e, Nakşibendi tarikatına e, intisap ettirin. Ya o adam yani Hazreti Ömer'in e, yapısıyla olaylar karşısındaki tepkisiyle diyelim ki Ebu Zer'in tepkisi birbirine çok farklıdır. Tabii bunu hemen söyleyelim size yüklenmesinler. Bu Halim Selim Kadiri yoktur ya da ki, Celalli Nakşiyi olmaz manasına gelmez. Örnek veriyoruz. Genel tabii ki. Tabii ki evet. Yani bu ayrışmanın ana unsurları neyse onları örnekler üzerinden açıklamaya çalışıyoruz. Hazreti Ömer bir olayla karşılaştığında kılıcına davranıyor. Celalli bir insan. Bazen bu çok işe yarıyor ama bazen yaramadığı da oluyor. Yani. Hudeybiye'de Hazreti Ömer'in gösterdiği tepkiye bakın. E, o, o celalli insan bunu hazmedemiyor. Orada kendisini de tutamıyor, hakim olamıyor. Farklı bir tepki gösteriyor. E, ama Hazreti Ömer'in gösterdiği tepkinin gösterilmesi gereken yerlerde, diyelim ki bir Ebu Zer, diyelim ki daha munis bir tabiata sahip bir başka sahabi. Orada da onun tepkisi arızalı olur. Dolayısıyla insana göre, eğitim metodu yani bu tarikatların en temel farklılaşma sebebi budur. Buyur. Buradan başka farklı İslam algıları çıkmaz yani. Şimdi kendimden hareketle söyleyeyim. Hani tarikatlar ümmetin birliğine kast ediyor gibi bir imada bulunulduğu vakit ben çok huzursuz oluyorum. Yani şundan dolayı 30 seneye yakındır intisap etme derdine düştü bir kapı var. Ve Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevi sevmeyi ben orada tahsil ettim evet. edebildiğim yani birliği bırakın rüfaiyi kadiriyi dışlamayı onları sevmeyi üstencelik ümmetin günahkarını da sevmeyi günahın kötü bir şey olduğunu günahkarın iyi birisi olduğunu evet. ona da muhabbet etmem gerektiğini filan orada öğrendim şimdi böyle olunca bu yapı bu birliğe manidir deyince bana şu kadar saçma geliyor hani mezhep meşrep vahdete manidir deyince yahu Meslek manidir demek kadar saçma. Belki de burada... Herkes Bey, doktor olsun o zaman. <laughs> evet. Yani. Belki de burada az önce e, vurgulamaya çalıştığımız o holigan yapılar ya da bu tipteki insanların tepkileri. Şimdi şöyle bir şey var. Sosyal medyaya baktığınızda bir şeyi ölçmek için, bir konuda toplumun nabzını ölçmek için. Mesela sosyal medyaya baktığınızda çok yanılırsınız. Çünkü yani eee ofansif yapılı insanlar, dışa dönük yaşayan insanlar. Oralarda çok çabuk, çok keskin tepkiler verirler. O sizi toplumun genel kanaatini tespitte yanlışa götürür. Burada da böyle bir şey olabilir. Tasavvuf adına ya da bir kısım tarikatlar adına yüksek perdeden bir şeyler söyleyen insanlar, yani futbol takımı taraftarı psikolojisiyle konuşan insanlar sizi tasavvuf ve tarikat hakkında bir kanaat geliştirmeye sevk etmemelidir. Bu arızayı görüp lokalize edip doğrusu hakikati neyse o şekilde tespit edip ona göre bir hal çaresi bulmak lazım yoksa o adamın kendisi bir tarikatı bir mezhebi bir itikadı temsil konumunda değil ki zaten bunları iyi tespit edip ayrıştırmak lazım ve her bir meselede ihkakı hak için doğru ve adresine doğrudan giden tespitler yapmak lazım genellemeler üzerinden ya da göstergeler üzerinden Hocam olmaz. bu çok önemli. Bu genellemeyi de son babda hani suyu misal emsal olmaz. Evet. Kötü örnek örnek olmaz. Yani üç kişi şurada toplansa ve üçü bir araya gelip bir yanlış iş yapsalar, evet. her bir araya gelen üç kişiye potansiyel o işi yapacak adam muamelesi yapmak zulümdür. Evet elbette. Elbet. Bu önemli bir şey. Ee, bunu somuta uygulayalım. Üç kişi bir yerde bir araya gelse, Bendi tarikatı adına kadiri tarikatını kötülese mesela veya aksi olsa bunlar birkaç tane daha tekerrür etse bunlar üzerinden tasavvuf ve tarikat ayrıştırıcı bir şeydir gibi bir fikir geliştirmek temelli bir arızadır. Yani e, dolayısıyla daha gerçekçi tespitler ve muhtacız bu alanda bunlar çok hassas konular çünkü yani kimlik unsurları bunlar Bunlar üzerinde konuşurken, cümle kurarken, tespitte bulunurken söz söyleme makamındaki insanların çok daha hassas, çok daha duyarlı olması beklenir. Bir, şu da var mı hocam? Bir araya getiren kurumlara aslında parçalayan kurumlar muamelesi yaptığımız anda ümmeti nasıl bir araya getireceğiz? Evet. Neyin üzerinde? Ha, ya şöyle bir şey, buçuk milyar Müslüman misal diyorum. 700 bini Hanefilik etrafında bir araya gelmiş. 700 bini evet. onla, 500'ü, 500. yani 4 ana başlık altında bir araya gelmiş ve birbiriyle kavga etmeyen adamlar var. Evet. Bu altında toplandığınız şemsiyeleri reddedin dediğiniz anda iki buçuk milyar evet. ayrı insanı bir araya getirmeye uğraşmayacaksınız. Evet. Dolayısıyla birliğe çağırırken aslında birliği dağıtan, vahdeti engelleyen, mani Şimdi olan bir bu, çağrının bu, içine giriyorsunuz. E, bu konuyu gündem ederken, tartışırken e, aklımızın bir köşesinde hep tarih bulunmalıdır. Şimdi Bugün eğer biz mezheplerin ayrıştırıcı şeyler olduğunu söylüyorsak böyle bir genellemeci bir cümle kuruyorsak tarihe bir dönüp bakalım tarih içerisinde mezhepler, fıkhi mezhepler ayrıştırıcı mı olmuş? Bu davayı dile getiren insanlar, diyelim ki Muhammed Abduhlardan itibaren 19. <laughs> 20. asırlardan Özür itibaren. Mezhepler değil de mezhepsizler sorunu olmuş hep tarih boyunca. Ha şimdi bu iddia güle, dile getirildiği andan itibaren bunu dile getirenler ümmet adına bir vahdet mi tesis etmiş? Yoksa buradan yeni bir ihtilaf mı oluşmuş, ortaya çıkmış? Baktığınızda maalesef olan yeni bir ihtilaf. Bugün dahi bu ülkede ya da başka coğrafyalarda, İslam dünyasının başka yerlerinde mezhep kötüdür, alim kötü insandır gibi bir söylem üzerinden kendisine alan açmak isteyen insanlar var. Bu insanlara baktığınızda bu insanlar ayrıştırıcı mı yoksa toplayıcı mı diye baktığınızda bu insanlar ayrıştırmak başka bir şey yapmıyor. Yaptıkları iş yeni bir fırka, yeni bir tefrika ortaya koymaktır. Başka bir şey değil. Dolayısıyla... Yani şu geldi aklıma unutmayın sözünüzü. Kur'an Müslümanlığının etrafında toplanalım dediğiniz vakit diğer insanları Kur'an Müslümanından başka bir şey yapıyorsunuz ve Kur'an Müslümanlığı diye yeni bir yeni bir, sebebi. Evet, aynen öyle. Adise aslında budur. Ya bu insanlar bir de şöyle bir şey var. Bu insanlar televizyonda bazen ben de rastlıyorum, görüyoruz. Üçü beşi bir araya gelip hasbel kader bir ortamda bulunsalar e, üzerinde konuştukları mesele üzerinde ittifak edemiyorlar. Ya biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. İkisi şu anda bir kanaldaymış zaten konuşuyorlar. Ha. Dolayısıyla şimdi soruyorsunuz. Bu adamlar mezhebi kötüleyerek ümmetin vahdetini vurgulayarak kendisine alan açan bu insanlar Allah göstermesin bu fırsatı yakalasalar ümmete yeni yeni ayrışmalar yaşatacaklar demek ki. Bakın şu hale. En temel meselelerde bile birbirinden farklı düşünüyor bu insanlar. Söylem çok güzel, çağrı çok güzel, etiket, ambalaj evet. çok güzel, vahdet, tevhid vesaire. Ama realiteye baktığınızda <laughs> bunun ortaya koyduğu şey yeni bir ayrışmadan başka bir şey değil. Mi? Hocam şu da yok mu? Hani oturdunuz ve dediniz ki sizi seyredenlere ya İmam-ı Azam bir insandı, İmam-ı Şafi bir insandı. Kardeşim siz de onlar gibi bir insansınız. Dinden siz de hüküm çıkartabilirsiniz. Dediğiniz anda aslında şunu demiş oluyorsunuz. İmam-ı Azam'ın dediğini boş ver. İmam-ı Şafi'nin dediğini boş ver. Benim dediğime bak. <laughs> Kendinizi İmam-ı Azam yurduna koyuyorsunuz. Bunu da açıktan söylemeye başladılar artık. Yani o da oraya da geldi mi? Evet oraya geldi maalesef. Ee, yani bu ümmeti işin aslı bu şu Serdar Bey. Bu ümmeti tarih boyunca bir arada tutan ne kadar birleştirici unsur varsa bugün bunların hepsi şu veya bu sebeple, şu veya bu çevre tarafından, şu veya bu söylemle hedef tahtasına oturtulmuş vaziyette. Ya bu tehlikeli bir şey. Daha önce de söyledik, bir kere daha söyleyelim. Yani bu bizi mankurtlaşmaya götürür. Bir milletin, e, milleti millet yapan kurucu kabullerle, unsurlarla, aidiyetlerle bu şekilde oynamak doğru değil. Yani yeni bir anayasa yazamazken, yazılmamış bir anayasanın etrafında yani, toplanan milletin yazılmamışına dokunmamak lazım. Eyvallah. Hocam teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ Sağ olun. Amin. Ebu Bekir Sıfır Bey hocam sağ olsun başta da ifade ettiğim gibi bir dua vesilesi olsun için bir kez daha söyleyeyim. Yoğun bir çalışmanın içinde ve sıhhati de çok el vermemesine rağmen kalktı bizi kırmadı geldi. Siz de dua buyurunuz lütfen. Önemli bir mevzuyu konuştuk. Mezhepler meselesi, ümmetin vahdeti, ittihatı ve cemaatlerin, tarikatlerin, itikadi, ameli mezheplerin bu husustaki duruşu. Bunları hülasa etmeye gayret ettik son söz sadedinde istirhamım şu olur. Hani şu konuşulanları belki bir tefekkür penceresi açıp oradan bir kez daha tartmak, o gönül terazisine bir kez daha vurmak ve bir doğru varsa ümmet Muhammed'in bu büyük derdi etrafında o doğruyla bir olmak derdimizdir. Allah'a emanet olunca efendim. Hayırlı geceler olsun.